Kürdistan maalesef bu tip yapılar, bu tip çalışmalar üzerinden aslında şu anda iktidarda bulunan hükümetin mantalitesine uygun bir halk tabanının oluşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Yani din istismarıyla kendini ikame eden, bugüne kadar getiren devletin en çok sistemin ve hükümetin en çok belki de iradesinin zaafa uğratılma ihtimali olan Kürdistan coğrafyasıdır. Ve buradaki bu faaliyetler buradan bloke edilmeye çalışılıyor. Yani takdir edersiniz ki Türkiye'nin sahici muhalefeti Kürt hareketidir. Sahici tek muhalefeti Kürt hareketidir. Ve Kürt hareketinin yaygın olduğu bir zeminde ve coğrafyada bu yapılıyor. Bence bu bir karşı ataktır, bir bloke aracıdır. Ve dolayısıyla bu kadar önemsenmesinin nedeni de budur. Onlar nasıl önemsiyorsa biz de önemseyerek buna karşılık bir tutum geliştirmek zorundayız. Ve özellikle Ahmet'te, Diyarbakır'da yoğunlaşmasının temel nedeni şu. Bugün hepimiz biliyoruz ki bu coğrafyanın kalbi Kürdistan'dır. Ve Kürdistan'ın kalbi de Ahmet'tir, Diyarbakır'dır. Buradan çıkacak bütün siyasal hareketler ve siyasal planlamalar Kürdistan'ın geneline yayılan planlamalardır. Özellikle buranın seçilmiş olması bir tesadüf değildir. Kürt coğrafyasının totalinde kıpırdamaların olduğu, mesela Rojhelat'taki durum, zaten Rojava yıllardır hali ortada, Başur'daki gelişmeler ve Türkiye satında da hükümetin bugünkü yaşadığı sıkıntıyla beraber Kürt muhalefetinin de ciddi anlamda bir umut olmaya başladığı bir vasatta. Hep bir umut olarak görüldü ama ciddi anlamda bugün üçüncü yol, farklı bir ittifak ve başka bir dünya tasarımı. Bütün bunlar aslında Kürtler açısından yeni bir dönemin başlangıcının işaretleri ve doğum sancıları. Böylesi bir vasatta bu doğumun sağlıklı olmaması, gelişmemesi adına yapılan karşı hamlelerdir.